Sevgili dostlar, herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarı. Kesinlikle al, sat, tut yönünde bir tavsiyemiz olmamakta. Bu videomuzda sizlerle İngiliz sterlini, Kanada doları teknik analizini bir formasyon eşliğinde, OBA formasyonu eşliğinde paylaşmış olacağım. Hem formasyonu daha iyi tanıma, hem de buradan kendinize bir şeyler çıkarmanız temennisiyle videomuza geçelim. Standart yasal uyarımız gereğince kesinlikle alım satım yönünde bir tavsiye yapılmamaktadır arkadaşlar. Son karar her zaman kendinize aittir. Şimdi geçelim. Ki size daha önce de söyledim. Artık ara ara teknik analiz çalışmalarımızı sadece Borsa İstanbul değil de kripto para ve diğer forex para birimleri arasında da yapacağımızı söylemiştik. Şimdi burada İngiliz sterlini ve Kanada dolarına şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bakalım nasıl bir sonuç burada bizi bekliyor olacak. Evet, şöyle bir saatlik grafiğimizi alalım. Ve bu bir saatlik grafik üzerinden bir yol almaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi saatlik bazda baktığımız zaman ekranımızda şöyle büyütelim. Bir OVA formasyonu söz konusu olur mu? Yani bu bölgeyi inceleyeceğiz. Ve bu formasyon söz konusu olur ise nereye kadar teknik hedefi vardır ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar topu formasyonu bilindiği üzere bakınız. Solumuz şu şekilde baş ve sağ omuz şeklinde oluşan formasyonlar bir OBA formasyonudur. Yani bu tarz formasyonlar arkadaşlar bizim için düşüşü ifade eder. Tepede gerçekleşirler ve bu formasyonda hedef şu yükseklik kadar, bakınız hemen kalınlaştıralım, şu yükseklik kadar teknik olarak aşağı doğru bir hedef söz konusu olur arkadaşlar. Evet. Formasyonumuz OBA formasyonu ve formasyon gereği burada OBA formasyon diyelim. Evet. Bakınız formasyonumuz burada. OBA formasyonu şeklinde bakınız. Teknik anlamdaki hedefi şu şekilde aşağı doğru bir düşüştür sevgili dostlar. Şimdi bu tarz formasyonlarda genelde biraz aceleci davranılabiliyor. Yani bunu görüyoruz. Şimdi bu acelecilik artık bir an önce paraya kavuşma arzusu isteğinden kaynaklı arkadaşlar. Şimdi bakınız şurada kimisi bakın sol omuzu görmüş, başı görmüş. Şurada hemen sağ omuz oluşacak diye paldır küldür girebiliyor. Tamam burada girse yani satışa girmiş olsa düşüş gerçekleşmiş. Tamam sıkıntı yok ama bazen şu seviyenin üzerine bakın şuradan atıp yani şurada vatandaş girdiyse sağ omuz da oluşacak bu düşecek biz erkenden yakalayalım diye vatandaşlar bazen buradan uçup gidebiliyor ve formasyon kalmıyor arkadaşlar. Yani buraya dikkat etmek lazım. Aceleci olmamak lazım. Bu acelecilik bizi her zaman kaybettiriyor. Hem borsada, hem forex'te, hem bitcoin'de formasyonları iyi tanımak, iyi koklamak, sabırla beklemek gerekli. Yani paranın kolay kazanılmadığına vurgu yapıyoruz ama ne hikmetse bazıları yani herhalde bol arkadaşlar. Yani bu konuda rahatlar veyahut da kaybetmeye alışmışlar artık borsayı tamamen veyahut da forex neyse artık hepsini tamamen bir kumar aracı olarak görüyorlar. Ve kaybedelim. Ya kaybetmeye alışmışlar. Zevk alıyor kaybetmekten. Belki de böyle bir durum var arkadaşlar. Bilemiyorum ama sağlıklı bir formasyondan bahsedebilmemiz için burada OBA formasyonundan bu bölgenin bakın şu kırmızı bölgenin altına gitmek lazım arkadaşlar. Ki mavi çizgide bakın burada 100 saat hareketli ortalama 1.74. Bu bantların altına sarkmalar olmalı ki
Burada yani sarkma derken bakınız şuradaki iğne uçlarını kastetmiyorum arkadaşlar. Bakın şu alanın altında kırmızı bölgenin altında iğne ucu değil. Evet, tekrar şöyle alalım. Yani bu bölgenin altında tekrar yapalım şuradan. Bir gel git yaşadık ekranımızda. Şimdi arkadaşlar şu bölgenin altında bize iğne ucu lazım değil. Dolu bir mum lazım. Yani şuradaki iğne uçları hep fake kalabilir. Yani hızlı gelgitlerle burada şöyle silkeleme hareketleridir bunda. Bize bu bölgenin altında yani 1.75, 1.74 bu bölgenin altında dolu bir mum lazım arkadaşlar. Yani bu dolu mum olmalı ki artık burada biz bu obo formasyonuna gidiyoruz diyebilmeliyiz. Yani lütfen bu hatalar yapmayalım. Bu hatalar yapmadan eğer ilerlersek burada oboyu, topoyu, üçgen formasyonu ne varsa yakalayıp hanemize artı olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bakınız solumuz, baş, sağım. Evet. Yani bu formasyonun oluşması için evet. Yani burada 1.74'lerin altındaki tam mumlarda obo formasyonunun oluşmaya başlayabileceğini söyleyebiliriz sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bu bilgiler şöyle aklınızda dursun. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bakınız şurada önemli bir destek bölgesini görüyoruz. Değil mi? Şimdi burada 1.74'ten altında bir düşüş gerçekleşecekse ve de bir obo formasyonu söz konusu olacaksa formasyonun teknik hedefi nedir? Ona bakalım. Teknik olarak tepe ile dip bölgesi kadar yüksekliğin kırılımla beraber aşağıya doğru gitmesidir arkadaşlar. Yani teknik bunu gerektirir. Bakınız. Gelir buradan 1.74'e çarpar, siz satışa verirsiniz, yukarı çıkar, bakın ona bir şey diyemem ama 1.74'ün altındaki dolu mumlar gördüğümüz zaman burada teknik anlamda bozulmadığı müddetçe bir obo formasyon oluşur ve bu formasyonun hedefi şu yükseklik kadar bakın aşağı doğru gelmesidir arkadaşlar. Bunu iyi takip edebilirsek güzel getiriler, kazançlar elde edebiliriz ama rastgele işlemler açarak yol alırsak bu bizim kazancımız değil, terste kalmamız, çarpılmamız anlamına gelir. Ve bakınız burada net bir şekilde eğer formasyon işleyecek olursa ortalama 1.71 bantlarına kadar bir çekilmenin olabileceğini görüyoruz. Ki Forex'te de tabi bunlar önemli değerlere lot bazında baktığımız zaman bir lotluk bir işlemde çok ciddi getiriler ya da zararlar söz konusu olabilir. Yani burada formasyonun hem formasyondan kaynaklı hedefi aşağıda 1.71'leri hem de daha önceden kaynaklı bakın gelen şu destek çizgisine baktığımız zaman tekrar buraların test edilme ihtimalini göz önüne alacak olursak burada formasyon geriye doğru bir çekilmenin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bakalım takip edelim. Formasyon gerçekleşecek mi? Yoksa buradan tekrar yukarıya verip artık formasyonu dinlemiyorum ben yukarı doğru yükselişe devam edeceğim mi diyecek. Hep beraber göreceğiz. Biz burada işler işlemez o önemli değil arkadaşlar ama bir formasyon tanıtımı yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Hemen şuraya yazalım bunu da. Şöyle. Evet. Burada obo formasyonu söz konusu sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi
İhmal etmeyin sevgili dostlar. Eşinize, dostunuza, çevrenize de kanalımızın linkini paylaşabilirsiniz. Sosyal medya mecralarında paylaşarak da bizlere destek olabilirsiniz. Kanal hepimizin güzel yerlere geleceğine inanıyorum sizlerin sayesinde. Yılmadan, yıkılmadan yola devam ediyoruz sevgili dostlar. Umarım videolarımız beğeniliyordur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla.